MHK kendisi gibi gurbetçi kadınları değişik vaatlerde bulunarak dolandırdı. Yapılan operasyonda çete lideriyle birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile başlatılan çalışmalarda Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde ve Almanya'da yaşayan gurbetçi kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp tuzağa düşürdükleri belirlenen çete üyelerini takibe aldı. Çete lideri HK, ağına düşürdüğü kadınlara kendisini Almanya'da bulunan Mercedes Benz Daimler isimli iş yerinde çalıştığını söyleyerek güven kazandı. Kendisiyle temasa geçen kadınlarla da devam eden süreçte evlilik bahanesiyle samimiyet kurdu. Suç örgütü üyelerinin mağdurları ikna etmek amacıyla gösterişli hayatı ile ikna yoluyla ağına düşürdükleri, gurbetçi bekar kadınların güvenlerini kazanarak gözlerini boyayan şahıslar, bahse konu otomobil firmasının kişiye özel kampanyasından istifade etmek için hazırladıkları sahte belgeleri imza için buraya gelmeniz gerekiyor diyerek Türkiye'ye çağırdı. Çete üyeleri gelen gurbetçilere konaklamaları için ayarladıkları lüks otellerde tatil, pahalı model cep telefonları aldırıp kampanya ile teslim alacakları otomobili ödeme yaparken bu ücretlerin iade edileceğini söyledi. Ağına düşürdüğü kadınları Nevşehir'deki lüks evinde ağırlayıp evlilik vaatleriyle kandırmaya devam eden çete üyeleri kadınlara harcama yaptırmaya devam etti. Dolandırıldığını anlayan kadınlar şikayetçi olmak istediklerinde ise tehdit ve şantaj uygulandı. 5 kadını yaklaşık 1 milyon euro ve 10 milyon TL dolandıran çete üyeleri benzer yöntemlerle yaklaşık 90 kadın daha dolandırdığını ve bu kadınlardan da elde edilen suç gelirinin ise 50 milyon euroyu bulduğunu belirlendi. Çalışmayı derinleştiren polis ekipleri Almanya'dan geldikten sonra dolandırıcılık faaliyetlerine başlayan ve bu tarihten önce hiçbir mal varlığı bulunmayan örgütün sözde yönetici ve üyelerinin zenginleşerek lüks araçlar satın aldıkları ve lüks dairelere taşındıkları tespit edildi. Teknik takip sırasında örgüt mensuplarının aldatarak yüklü miktarda paralarını aldıkları mağdurlara şantaj yaptıkları, dolandırıldığının farkında olmayan bazı mağdurlara ise evlilik yalanıyla ikinci kez dolandırdıkları belirlendi. Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Nevşehir Merkez, Gülşehir, Ürgüp ve Aksaray ilinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda HK ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.